Şimdi 30 yaşındaki İrfan Aybir'di. O da görmediği biyolojik annesini arıyor. Hoş geldin. Merhaba. İrfan, bizimkiler seni çok sevmişler. Sen Adana'dan, Adanalı mı geldin? Adanalıyım, evet. Bu Adanalılarla çok şey yaptık ya, alıştı arkadaşlar. Adana'ya gidek mi? Kebabından yiyek mi? Aynen. Neydi? Şalgamından içek mi? He, hadi kardeş gel gidek. Biz hani ölek mi falan deyince alıştık biz bu şeye. Seni de çok sevmişler diyorlar ki İrfan çok keyifli ama biraz heyecanlı galiba. Heyecan var, evet. He? Atlat heyecanını, bir İnşallah. Rahat ol. İrfan da görmediği özellikle annesini aramak için stüdyomuzda Sarıyer'de yaşıyor. Dekorasyon işiyle uğraşıyor. Haberi var mı? Kısa da bir haberi var. Önce bir anlatsın isterseniz. İstanbul Sarıyer'de yaşayan İrfan Aybirdi 1991 yılında Adana'da açtı dünyaya gözlerini. Onu programımıza getiren, adının Ayşe olduğunu bildiği ama hiç tanımadığı annesini bulmak istemesiydi. Ben 3,5-4 aylıkken annem beni, şu anki beni büyüten aile, ücret karşılığında bakıcılık yapması için vermişler. Bir ay kadar gelip benim kontrolümü yapmış, beni görmeye geliyormuş. Daha sonra ortadan kaybolmuş. Bakıcılık yapmak için aldıkları İrfan'a anne baba oldu Gülizar ve İzzet Aybirdi. 2 yaşına kadar beklemişler hemen hemen tahmin olarak. Ondan sonra bu çocuğun annesi gelmiyor diye, aracı olan aile gelmiyor diye söylemiş. Babam da beni üzerine almış, büyütmüşler sağ olsunlar. Çocukluğum çok güzel geçti. Annem de babam da bana gerçek bir anne baba gibi davrandı. En kötü günümde her zaman yanımda oldular. Tam da yaramazlık yaptığı bir günde öğrendi gerçeği İrfan. Ben 14 yaşında evlatlık olduğumu öğrendim. Babam söyledi bunu bana. Yani onun beni terk ettiğini öğrenince beni terk eden bir kadını arama gereği duymadım. Ta ki 20 yaşına kadar babamın bana aracı Ramazan'ı görüp Ramazan'ın işte beni sormasını ve annemin gelip beni aramasını anlatmış. Yani beni bıraktığı evi bilmiyormuş. Ramazan'ın evine geliyor, oğlumu istiyorum diye. Ramazan da benim öldüğümü söylüyor. Annemin beni aradığını öğrenince ben de onu aramaya karar verdim. Annesini bulmak uğruna her yolu deneyen genç adam en sonunda bir fotoğrafa ulaşabildi. Ramazan Nurul'un kız kardeşine ulaştım. Sağ olsun bana yardımcı oldu. Annemin bir fotoğrafının olduğunu söyledi. Bana fotoğrafı gönderdi. Adının Ayşe olduğunu söyledi. Annemin beni çok sevdiğini söyledi. Annemi aramam gerektiğini söyledi. Onu mutlaka bul dedi. Kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya çalıştım ama bulamadım. Hangi sebeple gitmiş? Sadece hani merak ediyorum. Evet, seni bir aileye bakması için aslında bırakıyor annen. Evet. Tek kişi mi, iki kişiler mi? Cengiz Duru diye bir adamla İstanbul'dan geliyor sanırım. Adana'yı da pek fazla bilmediği için bu insanlar şu anki beni büyüten aileye onların aracılığıyla götürüyor. O zaman Adana'ya... Senin annen İstanbul'dan geldiğini düşünüyorsun. Aynen, yanında İstanbul. Cengiz Duru diye biriyle. Evet. Peki Cengiz Duru senin baban mıymış? Onunla ilgili birçok söylenti aldım. Bir taraf evet baban dedi, bir taraf hayır dedi. Bundan emin değilim. İşte annem sonradan tekrardan geliyor Adana'yı bilmediği için bu Ramazan Dumru'nun evine gidiyor. Seni büyüten kişi mi? Yok, aracı olan kişinin evine. Bunun evine gidiyor. Birkaç sefer gelmiş hatta, bir sefer de gelmemiş. Öldüğümü söylüyorlar. Ama dur, daha başındayız. Önce bir seni bıraksınlar, nasıl bırakıyorlar? Bıraktılar. Nasıl bırakıyorlar seni, nereden buluyorlar? İşte şimdi heyecan girdi burada. Tamam, bir rahat ol, önce biz de konuşuruz, heyecanlanacak ne var? Şimdi annem bu Cengiz Duru ile beraber Adana'ya geliyor. Evet. Sana bunları kim anlattı, annenin Adana'yı bilmediğini falan? Bunu beni büyüten aile anlattı. Adana'yı bilmiyor, o Cengiz ile beraber senin aileni buluyorlar. Diyorlar ki siz de ona bakın diyorlar, öyle mi? Aynen. Yatılı olarak mı vermişler? Yatılı seni? Olarak veriyorlar. Tamam. Bu süre içerisinde annem haftada bir gelip ihtiyaçlarımı karşılayacak parayı, diğer giderleri falan veriyor. Ne iş yapıyormuş annen? Onunla ilgili bir bilgim yok. Bilgi yok. Evet. Daha sonra... Ne kadar gelmiş gitmiş? 2 ay kadar gelmiş. Sonra? Daha sonra bir kaza geçiriyorlar bunlar Cengiz Duru'yla birlikte. Kaza yaptığının ikinci günü Ramazan Dumrulgil'in evinden kaçıyor. Hangi sebeple kaçıyor bunu bilmiyorum. Kim? Annem. Hı. Kaçtıktan 1-2 ay sonra beni almak için geliyor. Beni ona vermiyorlar. Daha sonra bir daha geliyor, yine vermiyorlar. Üçüncüye karakola şikayet ediyor. Karakolda Ramazan Dumrul Cengiz Duru ile benim öldüğümü söylüyor. Çünkü Cengiz Duru bu sırada bir trafik kazasında ölmüş. Bunu da babama anlatıyor Ramazan Dumrul. Yani ben annemi aramıyordum. Beni bırakmış gitmiş bir kadını istemiyorum dedim. Bunu öğrenince annemi ya, aramaya karar verdim. Ya. Şimdi çok anlatamadı heyecandan ama benim anladığım kadarıyla, yanlışım varsa düzelt. Bu da Türk filmi gibi bir şey yani. Şimdi bu senin annen Cengiz'le Ramazan'ın aynı evde mi kalıyorlar? Aynen. Heh.
Sonra seni de bakıcıya veriyorlar. Sonra annem bir iki ay gidiyor geliyor. Aynen. İki ayın sonunda o annenle Cengiz trafik kazası mı geçiriyorlar? Aynen. Trafik kazasında Cengiz ölüyor. Hayır. Daha sonra ölüyor. Daha sonraki bir trafik kazada. Kazasında ölüyor, bir süre sonra gelemiyorlar. Evet. Sonra ne oluyorsa evde kavga ediyor Ramazan'la, evden de ayrılıyor. Sonra tekrar geri dönüyor seni almak için. Ramazan seni o yetiştiren aileye verdiği için, bakmaları için. Evet. Geri döndüğünde Ramazan seni vermiyor ona. Aynen. Bir vermiyor, iki vermiyor. Sonra o arada bir de Cengiz trafik kazası geçirmiş oluyor. Evet. Bu sefer de Ramazan polise diyor ki Cengiz öldüğünde yanında bebek de öldü. Yani aynen, annen de seni öldü biliyor. Evet. Vay be. Annenin adı neymiş? Ayşe. Soyadı var mı? Soyadını bilmiyorum. Ayşe. E peki seni niye bu bakmak için alana aile vermemiş annene ya? Ya onlar onu tanımadığı için sadece zaten 5-6 kere gördüklerini söylüyorlar. Hı. Cengiz'le birlikte geldiğini, gittiğini. Ondan sonra zaten ben istemiyorum demiştim. Bu olayı da 19-20 yaşlarında öğrendim. Ramazan. Sen annen seni bıraktı diye onu istemiyordun. Sonra annenin sana, annene senin öldüğünü söylediklerini öğrenince anneni aramaya geldi. Aynen. Çünkü bir kadın mücadele etmiş, evladını aramış. Ama öldüğünü söylemiş. Hangi vicdanla söylüyorsa bu Ramazan Dumrul. Ramazan nerede? Bilmiyorum. Adana'da olması lazım. Adana'da ha. E sonra seni o bakan aile de seni vermeye kıyamıyorlar. Evlat mı ediniyorlar? Aynen. Veremiyorlar değil. Ailesi gelmiyor diye. Onların da zaten o zaman çocuğu olmuyormuş. Bir ablam var. Benden önce bir ablam var. Daha sonra çocuklar olmayınca hani beni de benimsemişler. Uzun bir süre annesi gelmeyince. Onlara demiş annesi gelmeyecek. Babası da öldü. Cengiz'den için babası demişler. Öldü. Bunun üstünüze alabilirsiniz. Onlar da üstünü almışlar. Ve sonra işte babam bunu görünce Ramazan Dumrul'u, babam demiş hatta sen niye söylemedin yani, annesinden niye ayırdın? Hı. O da demiş senin bir emeğin vardı ortada. Ben senin emeğin ortaya boşa gitmesin diye söyleyemedim demiş. Nasıl saçma bir şey. Aynen. Bunu duyunca zaten aramaya geçtim. İnşallah buluruz. E peki sen bu fotoğraf falanı nasıl buldun? Fotoğrafı bir büyük ekran verir misiniz görelim mi? Ay güzelmiş de. Maşallah. Sosyal medyadan Ramazan Dumrul'un kardeşlerine ulaştım. Hı. Bir kardeşi var Elor Dumrul. Yardımcı oldu. Fatma abla sağ olsun yardımcı oldu. Peki bu Ramazan'la ölen Cengiz kardeş mi? Hayır, kuzenler. Kuzenler. E o evet. Zaman eğer sen Cengiz'in oğluysan onların da akrabası oluyorsun. Ama işte akrabası mıyım değil miyim? Onlar bilmiyorlar mı? Yani oğlu olduğumdan emin değilim. Bunun bir kesinliği yok. Hı. Yani oğlusun diyen de var, oğlu değilsin diyen de var. Sonra sosyal öyle. Medyadan ulaştın. Sonra... Sosyal medyadan ulaştım Fatma ablaya. Bu da var ya, normalde hiç susmuyor, burada şey oldu. Ondan sonra annemin dedim fotoğrafı var mı? Babamın gelinin evinde olması lazım dedi. Bir 8-9 ay bekledim ben bu fotoğrafı. Hayır, bu fotoğrafı sana kim verdi? Fatma Dumrul. Fatma kim? İşte Ramazan Dumrul'un kız kardeşi. E tamam da Ramazan Dumrul'un kız kardeşinde senin annenin fotoğrafı olduğuna göre. Ya ben sana çok açık söyleyeyim. Şimdi senin annen orada hani böyle bir eğlence mekanında falan çalışmaya gelmiş bir kadın olsa nereden olacak annenin fotoğrafı onlarda? İlgim yok. E ne dedi Fatma, nereden bulmuş bu fotoğrafı? Beraber çekilmişler. En son kendi evinde bulmuş. Babası gildi olduğunu düşünüyordu. Sonra kendi evinde bulmuş bu fotoğrafı, bana gönderdi. Eminsin. Yani biz şu ekrandaki Ayşe isimli hanımefendiyi arıyoruz. Evet. İrfan'ın annesi. Heh. Ramazan'ın kız kardeşi Fatma. Fatma Hanım günaydın. Günaydın canım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayatım siz ne biliyorsunuz bu konuda? Müge Hanım fazla bilgim yok. Şöyle bir şey diyebilirim. Ayşe bana getirdiğinde çocuk 3-4 aylık diyebilirim. Küçüktü. Ben de o zaman 15-16 yaşında bir çocuktum. Beni bir süreye kadar baktım, 3-4 ay kadar baktım. Ondan sonra benim babam razı olmadı bakmama. Şimdiki annesi olan, ailesi olan İzzet Bey ile Gülüzer Hanım baktılar. Tamam da benim önemli olan şu, Ayşe nereden buluyor seni de sana bebeğini getiriyor? Ha, Ayşe nereden buluyor derseniz Ayşe'nin arkadaşı Cengiz. Hı. Cengiz Duru. Hı. Rahmetlik oldu şu anda da. Kendisi hayatta değil. Hı. Onun arkadaşıydı. Onun vasıtasıyla bize geldi ve bizde kaldılar. Tamam, bebeğin babası kim? Bilmiyorum. İnan ki bilmiyorum. Cengiz olabilir mi yani? Hiçbir fikrim yok.
kesinlikle. Ya merak edip sormadınız mı ya bu bebeğin babası kim diye? Şöyle bir şey diyebilirim. Ben o zaman küçüktüm. Büyükleri bilirsiniz, çocuklar yanında konuşmazlardı. Ben sadece ona bakıyordum. Rahmetlik annemle işte rahmetlik Cengiz'le beraber konuşuyordu. Ha, bilse Ramazan Dumrul bilir. Tamam, nerede Detaylı Ramazan Dumrul? Vallahi numarası şeyde vardı belki. İrfan'da vardır. İrfan'a bir sorun. Çünkü var mı? Kendisi... Verdim evet numarayı verdim. Tamam ne diyor Ramazan? Sen benim yeğenimsin diyor mu? Hayır. Değilsin diyor. Aynen. Ya vallahi ben sana şöyle söyleyeyim. Büyük konuşsa, küçük konuşsa, kapıdan bacadan ben merak ediyorsam dinlerdim yani. Sen hiç duymadın mı yani nerede ne babası burada diye? Ya hem bebeğe bakacaksın hem de 16 yaşındasın. 16 yaşındayken evdeki bütün olup biten her şeyi bilirsin be. Hani kimse sana bakmaz oradan kapının önünden falan geçerken Fatmacığım. Vallahi peki ben... Fatma bir daha Ayşe'yi görmediniz mi Ayşe Hanım'ı? Hiç görmedim. Hiç görmedim. Anladım. Şey niye öldü? O Cengiz niye öldü? Trafik kazasında öldü. O da arka arkaya iki tane trafik kazası mı geçirmiş? Tamam sesi evet, çıkıyor ilkini, zaten. İlkini Ayşe ile geçirdi. İkincisini tek başına geçirdi. Öldüğünü duydum. Niye bu içki falan mı içiyordu çok? Aynen öyle. İki tane arka arkaya büyük tesadüf olmuş. Anladım. O zaman biz şimdi Ramazan Dumrul'u ama Ramazan Dumrul da bilmiyor yani Ayşe Hanım'ın nerede olduğunu. Aynen. Aynen. Tamam yani en azından bu fotoğrafta tanırlar Ayşe Hanım'ı diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah doğru fotoğraftır. Fatma doğru fotoğraf değil mi? Evet Müge Hanım doğru fotoğraf. Anladım. Sen niye anneni çok teşekkür ediyorum canım. Sen niye anneni bulmak istiyorsun? Bir seslen annene. Yani bir merakım var. Aslında bir anneye bir babaya ihtiyacım yok. Hı. Yani çok şükür kendi ayaklar üzerimde duruyorum. Bu yaşa kadar getiren bir annem bir babam var. Diğer bağını da yazın. Ama insan bir merak ediyor. Görmek istiyor, yaşamak istiyor onu. Bunu bir hissetmek istiyorum yani. Ve sormak istiyorum niye böyle oldu. Sen evli misin, bekar mısın? Çoluğun çocuğun bekarım. Mu? Bekarsın. Evet. Seni yetiştiren aileyle mi kalıyorsun? Adana'da orada, şu an burada Sarıyer'de kalıyorum. Tekim şu an. Onlar Adana'dalar. Evet. Peki onlarla ilişkilerin nasıl? Çok güzel. Gerçek bir anne, gerçek bir baba. Ne güzel. Evet. Ne güzel. Allah razı olsun onlardan. Sağ olun. Belki başka kardeşlerin vardır. Aslında bunu da çok merak ediyorum. Varsa çok sevineceğim. İyi bakalım inşallah. İnşallah. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.